Milih Altınok, 25 Nisan 2022 tarihli köşe yazısı. Bırak Garo bu işleri. Ermenistan'da 24 Nisan anmalarında tişörtlerine kocaman haçlar çizili adamların Türk bayrağını yakmaları beni zerre kadar tahrik etmiyor. Bu seviyede etkinliklerle tatmin olan insanların kitlelerin ağzından çıkanın ne hükmü olabilir ki? İki halkın da acılar çektiği bir trajediyi bir asır sonra böylesine bir nefretle intikam duygularıyla anan bir bünye ciddi alınır mı? Toprakları bol olsun. Meslektaşlarımız, dostlarımız, Hrant Dink'te, Markar Eseyan'da bu leşliğe hiç prim vermediler. Çünkü 1915'e baktıklarında iki halkın barışması gerektiğini şiddet hissedecek kadar entelektüeldiler. Talat Paşacılarla Ermeni milliyetçilerin sosyal medyada kozlarını paylaştığı bugünlerde eksiklikleri ne çok hissediliyor. Baksanıza daha derin bir adam sandığımız HDP milletvekili Garo Paylan meclise Ermeni soykırımı tanınması için öneri veriyor. Bırak Allah aşkına Garo. Onca yıl içinde gelip varacağın nokta taşnakçı pozları kesmek, diaspora lobicisini oynamak mı? Hitap ettiğin kitle bu mu? Mevzunun parlamentolardan çıkacak resmi kararlarla tartışılması sığla ne ara düştün? Türkiye, Ermeni milliyetçilerin simetrisine denk düşen resmi pozisyonunu çoktan aştı, görmüyor musun? Türkiye Cumhurbaşkanı'nın dün Ermeni Patriği Maşalyan'a gönderdiği tarihi 24 Nisan mesajına bak. Yüzyıllarca sevinç ve tasada ortak olan bizlerin geçmişin yaralarını birlikte sarması ve insani bağlarını daha da kuvvetlendirmesi önemlidir. Bu anlayışla acıları büyütmek yerine bin yıla varan köklü birlikteliğimizden ilham alarak geleceği beraber inşa etmemiz gerektiğine inanıyorum. Nitekim komşumuz Ermenistan'la bu amaçla olumlu bir süreci başlatmış bulunmaktayız. Normalleşme sürecinin iki komşu ülke arasında yakın işbirliğinden yana olan Ermeni kökenli vatandaşlarımızca da samimiyetle desteklendiğini biliyor ve bunu çok önemsiyorum. Şimdi senin bir faydan var yaşayan Ermenilere, Türklere, insanlara yoksa Erdoğan'ın mı? Sanatçısı devlet memuru olan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur. Oyuncu Reha Özcan, gazeteci Yusuf Demir'e verdiği röportajda devletten aldığı memur maaşının azlığından yakınıyor. 1987 yılında devlet tiyatrosuna girdiğimizde milletvekilleriyle aynı maaşı alıyorduk. Devletin askeri, polisi, hekimi, itfaiyecisi olur da tiyatrocusu neyin nesi? Öyle ya genel kabul gören tanımıyla sanatçı dediğin otosansürün iş tanımı gereği normal olduğu resmi bir pozisyonu zorla bile kabul etmez. Hadi etti diyelim Alır maaşını, işini yapar. Devletinin onayladığı haliyle metinleri tekrar tekrar canlandırır. En azından devlet ve tiyatrocu arasındaki bu amorf ilişkiyi içselleştirmez, kutsallaştırmaz. Bir yandan birehtiratları atıp öte yandan 650'den aldığı memur maaşının milletvekilleri gibi devletliler seviyesine çıkartılmasını talep etmez. Halkımız aydınlansın, kültür hizmetlerine ulaşsın, ilgisi artsın diye devri de bitti. Hem 1940'ların Türkiye'sinde yaşamıyoruz hem de Hikmet Kıvılcımlı'nın dediği gibi halkı bilinçlendirmek dolamayı pirinçlendirmeye benzemez. Ahalinin amir memur hiyerarşisi içinde yeşerttiğiniz kültürlendirmenize ihtiyacı yok. Mesela en son Oya Başar ve Begüm Birgören'in plastik aşklarını ve Burcu Görek'le Dilara Gül'ün oyunculuklarıyla yurt dışında ödül aldıkları Uyandığımda Sesim Yoktusunu izledim. Her biri sahneye devletin maaşı, güvencesi olmadan çıkan sivil oyuncular ve kapalı gişe oynuyorlar. Var yapacak sanatınız siz de buyurun sahneye maaşımız, ayrıcalığımız azalıyor diye yakınmak inanın komik kaçıyor.